Lunge diyor. 1 dolar olur mu, alternatif coinler hangisi falan tarzında. Bunun üstüne konuşacağız. Biz burada alternatifinden değil, direkt olarak Lunge'dan bahsedeceğiz ve Terra coinlerinden bahsetmeye çalışacağız. 1 dolar olur mu, 1 dolar olmaz. Şimdi BTC tarafı ilk olarak önemli. Yani Bitcoin'i anlamak lazım. Bitcoin'de şu an kısa süre içerisinde fiyat anlamında bir toparlanabilme ihtimali çok düşük olacaktır. Yani BTC fiyatlarının şu an ortalama 40,5 ila 42,5, işte 43 skalasında gidip gelme ihtimali bence çok yüksek. Çünkü piyasa yeniden belli bir seviyeye kadar açılana kadar kolay kolay işi tekrardan pozitife çevirebilecek gibi gözükmüyor. Yani şu anda bu negatif havayı aldıktan sonra kolay kolay yeniden hacimlenebileceğini zannetmiyorum. Çünkü bunun için bir sebep yok şu an. Tamam. Buna bir kere dikkat edelim. BTC'de gelecek birkaç hafta içerisinde yani sert düşüşler olacağını düşünmediğim gibi sert yükselişler de olacağını düşünmüyorum. Ta ki Fed'in bundan sonraki faiz kararına kadar. Fed'in faiz kararları önemli olacaktır. Bunu dikkatli bir şekilde de kesinlikle dikkatli bir şekilde seyretmenizi öneriyor, tavsiye ediyorum. Çünkü hele ki Mart ayındaki faiz indirimleriyle birlikte piyasada korkunç yükselişlere şahit olabilirsiniz. Bakın, korkunç fiyat yükselişlerine diyorum. Şahit olabilirsiniz. O yüzden piyasayı iyi bir şekilde seyredin. Piyasayı dikkatli bir şekilde takip edin. Mart ayına kadar biraz daha toplama odaklı hareket edilmesinde fayda görüyorum. Tamam mı? Gel gelelim Lunge'a. Lunge'un performansı iyi. Yine Mart ayındaki faiz indirimlerinden kaynaklı olarak fiyatlarını en sert şekilde yükseltebilecek varlıkların başında Lunge geliyor. Çünkü riskli diyebileceğimiz bir düzeyde olan, işte riskli kripto paralar kategorisinde bulunan Lunge coin özellikle faiz indirimi gibi olaylardan ilk önce bunlar etkilenir. Bu riskli dediğimiz kripto paralar, mesela Shiba bunların içindedir. Doge bunların içindedir. Yani Doge ve Shiba tam da bunlar riskli mi diye sorduğunuz zaman o birazcık laf ebeliğine giriyor. Yani bakış açısı budur sonuçta. Ve kısa süre içinde, daha doğrusu piyasada eğer para yok ise haliyle bunlara girişler düşük oluyor. Yeni yatırımcılar ne zaman ki çekilir, işte o zaman bu tarz kripto paralara yüksek girişler kaydedilme durumu söz konusu oluyor. Ya olay budur. Lunge'u düşündüğümüzde hareketleri pozitif, dediğim gibi açılım olduğunda ben burada İlk hareket edeceklerden bir tanesinin kesinlikle Lunge olacağından eminim diyebilirim. O yüzden beklentim de yüksek. Böyle tarif etmek lazım. 1 dolar olmaz tabii ki. USDC ve Luna için konuşursak, USDC de iyidir, sağlam toparlar. Luna'ya güvenmeyin. Luna'nın ne yapacağı, ne yapmayacağı hiç belli olmaz. Yani inanın bana, hiç. Her şeyi yapabilir yani. Çok garip de bir varlıktır. O yüzden dikkat etmekte fayda olacaktır her zaman. Dikkat ediniz. Bir yandan şöyle Lunge'a bakalım. Ne var ne yok diye de bir göz atalım. Neler yapıyor, neler yapmıyor şeklinde. Gördüğünüz gibi hala 12'ler üstünde. Bu arada şu tabii oldukça sağlam ve güzel bir durumdur. BTC en son inanılmaz derecede sert ve pis bir şekilde çakıldı. Çok kötü düştü fiyatı, biliyorsunuz. Bu yalnızca oransal olarak değil. Yani pis düştü, sert düştü derken işte fiyatı öldü bitti falan anlamında değil. Ben şunu söylemeye çalışıyorum. Her şeyden öte radikal bir bölgenin altına attı. Yani günlükte emailinin altına attı. Örneğin fiyatlar yükselirken, fiyatlar yön yukarı giderken belli noktadan sonra
belli bir seviyeye gelinmesinin yani ardından ancak fiyatlar, altcoin'lerin de fiyatları yükselmeye başlar. Çünkü ancak güven ortamı bu şekilde o saatten sonra sağlanabilir hale gelir. İşte bunun tersini düşün. BTC tarafında günlükte emaili aşağı yönlü bir şekilde kırılıyor. Sıkıntılı bir durumdur normalde. Ama biz buna rağmen altcoin'lerde bekleyebileceğimiz kadar bir fiyat düşüşü ya da bir çakılma görmedik. Yani altcoin'ler biraz daha amiyane tabirle hakkını almadı aslında. Bu da olumlu bir durumdur. Bu demek piyasada güven ortamı var demek. BTC'de çıkışlar olsa da bu çıkışlar kısa vadeli ve tolere edilebiliyor demek piyasa geneli tarafından. Dolayısıyla tabii ki bu da çok güzel bir durumdur ve mevcut hareketlerin yeniden yükselişe dönüşeceğine dair en büyük ibareler içerisinde yer almaktadır. Lunge da şu anda 12 pozisyonun üstünde bulunuyor. Bence şu anki noktalarından kademeli alım gerçekleştirilebilir. Şu an 12'lerin üstündeyken. Daha fazla geri çekilme olur mu? Yani olma ihtimali var açıkçası. Ama dirençli gözüküyor. Bu noktada BTC yavaş bir şekilde çıkacağı için ben bu süreçte yine altcoin'lerin çok fazla hırpalanmayacağını düşünüyorum. Mesela geçtiğimiz haftanın totaline baktığımız zaman BTC fiyatlarının negatifte kapatmasına rağmen altcoin fiyatlarının pozitifte kapattığını görmüş olduk. Evet. Yine buna benzer bir olay yaşanma ihtimali bence yüksek olacaktır. Bakalım, bakalım neler göreceğiz. Hepimiz de bekleyip göreceğiz. Burada ne diyor? 1 doların altına düşmüştü çünkü Terra Vakfı'nın sabit stablecoin USD bunu durdurdu. Lunge olarak değişti diyor. Fiyatı 1 sente çıkarmayı hedefliyor. Vallahi ister 1 sente çıkarmayı hedeflesin arkadaşım, ister 10 sente çıkarmayı hedeflesin. Ya burada tabii sonuç değişmedikten sonra yapacak da pek bir şey yok. Yani hedefe ulaşılmadıktan sonra daha hedefleyip hedeflememenin bir önemi kalmıyor. Ya o yüzden değerlendirilecek de çok bir şey yok yani. Fiyatlarda ciddi artışlar olacağını ben de düşünüyorum. Ama bu noktada 1 sent gibi fiyatlarda tamamen hayal aleminde gezmek olur. Şu anda piyasanın aynı şekilde Lunge'un durumu da budur. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.